Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya hamdü senalar, sevgili Peygamberimize salatu selamdan sonra. Değerli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Bir hadis-i şerif okuyordum, gözümün önünde tatlı bir hatıra canlandı. Bir zamanlar Ulu Cami'de, Kahramanmaraş Ulu Cami'de imamlık yapan Ali Parlak hocamız, kendisi hafızdır, Ezher mezunudur, vaizlik yapmıştır ama sonunda bir müddette Ulu Cami'de imamlık yapardı. Bir namazdan sonra hücrede otururken benim de komşum olan bir Müslüman geldi, selam verdi. Hocam bir danışığım var, buyur dedi hoca efendi. Mütebessim bir hoca efendiydi, nur içinde yatsın. Dedi ki hocam, malumunuz yılbaşı yaklaşıyor. Milli piyango akıl almaz derecede bir ikramiye ortaya koydu. Ben de düşündüm ki bir bilet alsam, bu milli piyangoya katılsam, bana çıkarsa bu kadar büyük bir parayı Allah yolunda infak etsem, mesela bir yurt yaptırsam öğrencilere gibi, caiz olur mu dedi. Böyle yapmak istiyorum. Güldü hoca efendi. Fıkıhtaki meşhur bir kaide vardır. İyi niyet haramı helal kılmaz. Olmaz dedi hoca efendi. Bir şeyler daha nasihat etti adamcağız. Peki hocam dedi, gitti. Tatlı bir hatıradır. Kendi aramızda bunun üzerine biraz sohbet etmiştik. Hakikaten bu çok önemlidir. Yani iyi niyet haramı helal kılmaz. Bugün bir hadis-i şerif okuyordum. İlmin güzelliği ve sevabının çok olması da buradandır ki ilim adamları ya da okuyan insanlar öğrendiklerini bir şekilde başkalarına anlatarak yayarlar. İlim müteaddi de denilmiştir. Müteaddi yani geçişti. Bunun bereketi kendinde kalmaz, başkalarına da sirayet eder. Mesela bir insan namaz kılsa sevabı kendisinin olur, bir başkasından bir fayda yok bir başkası için ama sevabını gönderirse annesi, babası, Müslümanlara vesaire kabul olur. Kur'an-ı Kerim okur, sevabını gönderir. Onların adına bir ibadet yapılmaz da. Fakat değerli kardeşlerim, ilim öyle değil. İlim öğrenen insan onunla amel ettiği gibi başkalarını da öğretir. Dolayısıyla ilim başkalarına sirayet eder. Bu bakımdan sevabı kattır. Çok övülmüştür. Fazileti büyük olduğu gibi sevabı da büyüktür. Bu yüzden yerdekiler, göktekiler, hatta sudaki balıklar varıncaya kadar her mahluk Cenab-ı Allah'ın emrini öğrenen, yaşayan ve ihlas ve samimiyetle bunu başkalarına öğreten alimlere dua ederler diyor. Biz alim olduğumuzu haşa iddia etmiyoruz ama alimlerin okuduğu kitapları okuyoruz elhamdülillah. Bunu da bir tahdis-i nimet kabilinden söyleyelim. Ve emme bi nimeti rabbike fahaddis. Allah'ın sana verdiği nimetleri anlat, söyle, ifade et. Nankörlük yok. Allah Celle Celaluhu bize de bu kitapları okuyacak, okuma kabiliyeti, anlama kabiliyeti vermiş elhamdülillah. Rabbim faydalandırsın da okuduklarını önce kendisi için okuyan, sonra başkalarına da öğreten alimlerden eylesin. Biz ilim yolunda kendimizi hala talebe sayıyoruz. Değerli kardeşlerim, bu düşünceler nereden aklıma geldi? Bir hadis-i şerif okuyordum. Bunu kardeşlerimle paylaşmam gerekir diye düşündüm. Ve o yüzden bu mukaddimeyi yaptım. An Abdullah İbni Mes'ud. İbni Mes'ud, Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Kal, dediler ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular. İnna Allaha kaseme beynekum ahlakakum. Allah Celle Celaluhu ahlakınızı da huylarınızı da aranızda taksim etti.
كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ Tıpkı rızıklarınızı taksim ettiği gibi. Subhanallah. Rızık nasıl mahsum, ezelden taksim edilmiş, ahlak da öyle. Değerli kardeşlerim, hırsa düşmeden, efendim, bencillik göstermeden, her türlü aşırılıklardan da uzak, ahlakımızı güzelleştirmeye çalışalım inşallah. Ve inna Allaha azze ve celle yu'ti dünya men yuhibbu ve men la yuhibbu. Allah celle celaluhu dünyayı sevdiğine de verir, sevmediğine de verir diyor peygamberimiz. Devamla buyuruyor ki ve la yu'ti din illa limen ahabba. Ancak dini sevdiğine verir. Demek ki bir insan Müslüman olmuşsa Allah onu seviyor. O da bu sevgisini korusun, kıymetini bilsin. Yani Allah katında değerini düşürmesin. Ne güzel. Tekrar edeyim. Allah-u Teala dünyayı sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Ama dini ancak sevdiğine verir. Ve men atahu Allahu dine. Allah Celle Celaluhu kime din vermişse, malum din İslam'ı, fakat ahabbahu onu sevmiş demektir. Vellezî nefsî biyedihi, canımı elinde tutana yemin ederim ki, la yuslimu abdun hatta yesleme kalbuhu ve lisanuhu. Bir kulun kalbi ve lisanı selamet bulmadıkça Müslümanlığı da selamet bulmaz, tam olmaz. Yani bir Müslüman önce kalbi Müslüman olacak, her türlü kötülüklerden selametli olacak, sonra lisanı düzgün olacak, dürüst olacak, doğru olacak, güzel şeyleri konuşacak, çirkin, günah, fuhuş, ayıp şeylerden uzak duracak ki Müslümanlık da güzel olsun. Ve la yu'minu, bir kul mümin olamaz, hatta ye'mene caruhu bevaikahu, komşuları onun zararından, ziyanından, belasından emin olmadıkça. İnsanın en yakını komşulardır. Komşular, kapı komşumuzdan başlar. İslami ölçülere göre işte 40 ev önden, arkadan, sağdan, soldan demişler. Kendi mahallemiz. وَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ Bevaikından, sıkıntısından, eziyetinden komşuları emin, güven içerisinde olmadıkça adam mümin olamaz. Bizim komşularımız hakkımızda ne diyorlar acaba? Canlarını, mallarını bize güvenebiliyorlar mı? Değilse yandık demektir. قَالُوا Dediler ki وَمَا بَوَائِقُهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ Onun bevaik dediğiniz nedir ya Resulallah? Biz zararı, ziyanı, sıkıntısı diye tercüme etmiştik. غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ Haksızlığı ve zulmü diyor. Verdiği zararı, ziyan diyor Peygamberimiz. وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ Peygamberimiz devam ediyor açıklamalarına. مَالًا مِنْ حَرَامٍ Kul haram yollardan bir mal kazanmaz ki feyenfukü minhu feyubarek lehu fi bereket dilemek için ondan infak ediyor. Malın kökü haram, haramdan kazanmış ama kendisi sadaka veriyor. Sevabından istifade edecek. Ve la yetasaddaku bihi feyukbalu minhu. Onun yapmış olduğu bu tür tasadduklar ona fayda vermez. Yukarıdaki bereketi bir sadaka olarak tercüme ettik ama burada tekrar sadaka olarak gelince tabi onun bereketini görmez diyelim. Bu manadır ama bereket işte oradan gelecek sevaplar anlamında onu kastetmiştik biz de. İnsan malda nasıl sevap kazanır? İşte ailesini yedirir,
komşularına yedirir, akrabalarla fakir fukaraya tasadduk eder, öyle bereketlendirmiş olur. Ama kökü haramsa bir faydasını görmez. Devam ediyor cümle. Ve la yetruku halfa zahrihi, bu haramdan kazandığını yedi, içti, tasadduk etti, bir kısmını da geriye bıraktı. Aslında Müslümanların geriye bırakmış olduğu miras malından da kendisinde bir sevap kalır. Sağlığında verseydi 70 kat daha fazla olurdu. Gerek evlatlarına, gerekse fakir fukaraya sağlığında vermek, vefatından sonra vasiyet etmek veya miras bırakmaktan 70 kat daha faziletlidir. Buradaki 70 katın çokluktan kinaye olması da muhtemeldir. Allah-u Alem de öyledir ya. Evet. Ve la yetruku halfa zahrihi illa kâne zâdehu ilen nâr. Bütün bunlar kendisine cehennemde bir azık olur. O yüzden bir insan haramdan kazanayım da bundan faydalanayım, tasadduk edeyim, arkamdaki evlatlarıma miras kalsın, oradan da bir sevap alayım demesin. Çünkü haramdan kazandığı bu mallar ne yaparsa yapsın, ister sadaka, ister miras, ister başka bir şekilde bereketini görmek dilesin, ancak kendisine cehennemde azık olmaya yarar. Kendisini cehennem ateşine atmaya yarar. Yani. O yüzden değerli kardeşlerim, haramdan kaçmamız lazım. İbadetin 10'da 9'u helal lokma için çalışmaktır. Haramla beslenen bir vücut cehennemde yanarak temizlenmeyi hak etmiştir. Aman dikkat, kul hakkı haramdan, haram yemekten kaçınalım. Öyle dedi Peygamberimiz. Şimdi o kardeşim aklıma geldi benim de. Milli Piyango'dan bilet alacak. Ne için? Bana çıkarsa büyük ikramiyeyi işte hayır yollarında harcayacak. Allah-u Teala o ikramiye ona çıksa onu da alır. Hayır yollarını harcadıklarını da toplar. Malıyla o pis malla beraber kendisini cehenneme atar. Kazancı bu. Allah korusun. İnna Allah'a azze ve celle. Hiç şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu لَا يَمْحُ سَيِّئَ بِسَيِّ kötülüğü kötülükle gidermez. Eskiler kan sidikle temizlenmez derlerdi. Kötülükle kötülük giderilir mi? وَلَاكِنْ يَمْحُ وَلَاكِنْ imha eder, yok eder اَسَيِّئَ kötülüğü بِالْحَسَنْ iyiliklerle. Bir kötülük yapan insan arkasından bir iyilik yapsın ki o yapılan iyilik o kötülüğü imha eder, siler atar. İnnel habise la yamhur el habis. Habis, habisi imha edemez. Pis olan bir şey, pis olan başka bir şeyi silip atamaz. Sonunda güzel bir ölçü verdi. Değerli kardeşlerim, hasbel beşer bir günah, bir hata, bir yanlış, bir kusur işlemiş isek hemen Cenab-ı Allah'a tevbe etmeli. Arkasından iyilikler işlemeliyiz, abdest almalıyız, namaz kılmalıyız, tövbe istiğfar çekmeliyiz veya fakire fukaraya ikram etmeli, yemek yedirmek gibi salih amellerde bulunmalıyız ki bu güzellikler onu def etsin. Biliyorsunuz Allah her bir iyile en az 10 katı sevap verir, günahlar ise 1 katıdır. Hatta diyorlar ki 10 günah işlese, sonunda bir iyilik işlese, o onları siler atar. Ben size bunu günah işleyin diye cesaretlenseniz diye söylemiyorum. Aman aman. Aman aman. Yukarıda ne demişti Peygamberimiz? Allah seviyor ki Müslüman etmiş. Bu sevgiyi isyan ederek kaybetmeyelim. Allah yar ve yardımımız olsun. Hoşça kalın ve selam.